Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Paranın Rotası'nda sizlerle birlikteyiz. Bugün Ekim'in son günü, 31 Ekim 2013 Perşembe. Ve her perşembe olduğu gibi konuğumuz Sayın Cüneyt Baksoy. Hoş geldin Cüneyt. Hoş bulduk. Bugün bir konuğumuz daha olacak Cüneyt, reklamdan sonra. Reel ekonomi. Çok önemli bir fuar var İnegöl'de. Ve Ali Nur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı bizlerle birlikte olacak. Özellikle de hani reel ekonomiye de destek atmamız lazım. Biz hep finans konuşuyoruz ama orada da bir şeyler oluyor. Yani insanlar oraya da ilgi duysunlar. Tesadüf oldu aslında. Ben de ayın 6'sında İnegöl'de bir sunuma gidiyordum. Öyle mi? Evet, o vesileyle. O zaman biraz sonra Ali Nur Bey geldiğinde burada tanışırsınız. Hiç olmasa gittiğinde bir çayını içersin. Çayını içeriz. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz dün beklenen en önemli haber Amerika Merkez Bankası Fed'in alacağı karardı. Daha doğrusu karar almaması bir haber oldu. Biliyor, faizleri değiştirmesi beklenmiyordu. Acaba tahvil alımını azaltır mı, azaltmaz mı? Yani her ay 85 milyar dolar basıyor, piyasalara veriyor. Piyasalar da bu parayla çocuklar gibi seviniyor. Hani bayramlarda, eski bayramlar diye hatırlarız ya, giderdik para toplardık, şeker toplardık, nasıl sevinirdik? Piyasalarda şu an aynı muddalar ve genellikle seviniyorlar. Fakat dün şöyle bir şey oldu. Fed dedi ki, ben dedi parasal genişleme daraltma ile ilgili bir şey söylemedi, daraltmadı. Piyasalar da biraz satış geldi. İşte neden satış geldi? Fed neler söyledi? Şimdi bunu konuşacağız. Ayrıca dün hatırlıyorsanız yayında özellikle altın konusunda, altın yukarı gidiyor, biraz daha yukarı gider ama Fed kararı açıklandıktan sonra dikkat edin sert düşebilir. O yüzden o yukarı gidişte bir miktar satmakta fayda var demiştim ama tabii akşam gece yarısı saat 1356 dolara kadar geldi. Sonra şu an altın 1335 dolara kadar gerilemiş durumda. Ayrıca dün hatırlıyorsanız borsa içinde biraz uzak durmak gerekiyor demiştik. Çünkü zaten tam Mart'a ertelendiğine ilişkin bir beklenti vardı piyasalarda, borsada. O zaten fiyatlara artık yansımıştı. Karar sonrasında bir kar realizasyonu gelebilirdi. Ama dediğim gibi dün öğleden sonra borsada bir kar realizasyonu vardı. Onu da konuşacağız. Evet Cüneyt, sen kararları nasıl karşıladın? Senin yorumun ne? Şimdi, Fed Ocak'ta veya Aralık'ta başlatabilir mi sorularına neden oldu bu karar? Daha doğrusu notlar, karar demeyeyim. Şimdi çok net iki şeyin altını çizmemiz gerekiyor. Birincisi, kötü veri iyi piyasadan, piyasa vazgeçmek istemiyor. Evet. Yani kötü veri gelsin, FED masadan çekilmesin, biz bunu daha para vermeye devam edelim. Yani reel ekonomi gelişmesin, ekonomiler büyümesin, FED masada kalsın, sanki artık kabul gören bir teamül haline geldi. Bu bir ironi teşkil ediyor. FED masada kaldıkça ekonominin iyileşmediğini ve ekonominin kırılganlıklar içerdiğini lütfen unutmayalım. Evet. Ve sonsuza kadar bu parasal genişleme böyle büyüyerek devam etmez. Neticede bunun bir takım faturaları olacaktır. Bunu aynen da unutmayalım. Ama kısa vade adına konuşursak, FED bekleneni yaptı. Ekim'i de pas geçti, Eylül'ü pas geçmişti. Çünkü sene sonunda ki döneme öteledi. Ama her FED toplantısı artık bence önemli. Çok Mart'ı önemli. Ötelendi, Haziran ötelendi diye net konuşmamak lazım. FED her an ters köşe yapabilir. Çünkü iki tane önemli şeyi de lügatımıza soktu. Güvercin ve Şahin. Zaten bilinen, sevindik, sevdiğimiz hayvanları biz artık açıklamaların şeyi başlığı olarak kullanıyoruz. Şahin miydi, güvercin miydi? Pek güvercin değildi, çok şahin de değildi ama o beklenen, hani bu işi Mart'a, Haziran'a öteleyecek güvercin vari açıklamalarda da bulunmadı. Hatta borç ve bütçe krizine rağmen ekonomide iyileşme devam ediyor. İstihdamda bir miktar iyileşme var ama bizim tam çekilmemiz için gerekli şartlar henüz oluşmadı. Şartlar oluştuğunda, gerektiğinde çekilmekten de geri kalmayız diyerek aslında piyasalara da bir miktar sinyal göndermiş oldu. Yani yalın geldi bu iş, Mart, Haziran o kadar net değil. Süreci izleyeceğiz. Her toplantı önemli. Tutanaklar önemli olacak ve tutanakları, oradaki detaylar. Yani bu şey, ben Cüneyt onu düşünüyorum.
bu yapılan bu toplantı dün akşamki, hani kısa açıklama notu var ya. Evet, kesinlikle. Tamam, o kısa açıklama notundan sonra toplantı tutanakları açıklandığında, yani toplantıda herkesin ne söylediği kesinlikle ayrıntılı bir şekilde açıklandığında, o da piyasalar üzerinde bayağı bir asıl etkiyi yaratacak yapacak. Bence asıl o şey yapacak. Bundan sonra gelecek her ABD verisi, ama en azından şunu biliyoruz. Senesen'in o kadarki dönemde bunlar dün gelen, başlayan ve bugünü de içine alan satışlar net beklentiler alınır, gerçekler satılır, tadında kar satışları. Özellikle S&P 500 endeksi, ABD borsaları, Avrupa borsalarında zaten rekor görmüştü S&P 500 tüm zamanların. Evet. Bizim şanssızlığımız, biz bayram yaşadık. O harekete tam katılamadık ve çok kritik bir şey var. Bunu da altını çizelim. BIST için özellikle. Eylül'de pas geçti, 80.500'e gittik. Ekim'de pas geçti, dün 80.500'den döndük. Çok önemli iki çift tepe ama formasyonu gibi bir durum oluşmaya evet, başladı. Evet, evet. Kısa vade için en azından. 80.500 geçilmedikçe artık yukarıda o belirttiğimiz yeni hedeflerin konuşulması mümkün olmayacak. Biraz daha gelecek satışların karşılanma gücüne, ki bugün vade kontrat kapatımı, onu da konuşuruz sanıyorum. Evet. Onun da özel bir durumu olacak. Alttaki desteklerin çalışma gücü çok önemli olacak. Evet. Yani S&P 500'de gözümüz olacak. Yukarı tamam gider ama bugün mü gider? Yani bu iki günkü hareketler, bugün ve yarın, kontrat kapatımını da içine alan bugün ve yarın, önümüzdeki haftaya devredecek olan kapanış gerçekten önemli olacak. Evet, vadeli işlemler ve opsiyon evet, borsasında Viyop'ta diyorsun ki BIST 30'un kapanışı önemli olacak. Yani çünkü bugün için, ama yarın cuma günkü kapanışta haftalık grafikler açısından. Pozisyon durumu var mı? Pozisyon ayrıntıları hakkında. Valla pozisyonlarda dün en özellikle önemli oranda pozisyon değişimi oldu. Biraz endeksindeki baskı bundan dendi. Fikrine saygı duyduğumuz arkadaşlar, yani özellikle vadeli tarafta Viyop tarafıyla ilgilenen arkadaşlar 50 bin kontratın devrettiğini, bu da satış baskısı oluştuğunu, ama bu tarafta satıp aralık yani bir sonraki vadede alımlar yapıldığını, aradaki makasın o yüzden oluştuğunu, bugün makasın kapatıp kapanmadığına bakacağız. Özellikle son birkaç saatteki işlemler önemli olacak. Aralık ayında ki rakam arasındaki mevcut kontrat arasındaki makas ve spot piyasa arasındaki makas önemli olacak. Önümüzdeki süreci anlama adına. Ama evet, son iki saat işlemler ve cuma günkü kapanış BIST için, yani spot piyasa için çok önemli bir kriter olacak. Yükseliş hala şansı masada, ama S&P 500'ün geri dönmemiş olması lazım. Orada da bir not düşelim. Yaşar Hocam, 2008 öncesi S&P 500 endeksinde kredili işlemlerde ki rakamların üzerine çıkılmış kredili işlemlerde S&P 500 endeksinde 400 milyar dolar civarında bir kredili işlem var. Yani bu da bizi biraz düşündürüyor. Teknik anlamda zaten aşırı alım var. Valla ben sana şunu söyleyeyim. S&P 500 endekse çok dikkat edelim. Çünkü o hepimizi etkileyecek bir durum. Dolarda bugün değer kazanımı hep var çünkü. Dolar endeksi yükseliyor. Euro dolar parçası geri geldi. Dolar TL yükseldi. Yani bir miktar dikkatli olmamız gereken, en azından bir 10-15 gün var önümüzde. Sene sonuna kadar hedeflerimiz güzel olsa da. Baksana bir grafik göstereceğim. Bu S&P 500 endeksi haftalık bazda. Evet. 94, 2000, 6 yıl. Evet. Sonra 2001'deki o şey müthiş düşüş. Evet. Şeyden dolayı hem bir geri çekilme vardı, hem de ikiz kulelere saldırı. Sonra 2001, 2007. O görünen tam altı. Lehman Brothers öncesi. Evet. Gene arkasından 2008'de çöküş. Şimdi şu harekete bir bakar mısın? Merdiven gibi gidiyor geliyor. Parabolik bir trend çekmeye evet gelmiş. Ve altın buradan gibi itibaren yıl 2008'in sonunda başlıyor. 2009 başında diyebiliriz. 2009'dan itibaren Mart'ında, sayarsan evet, şu an 5 yıl olmuş durumda. Yani 2009-2013, 5 yıl olmuş. 2013'ü bitti varsayın, 5 yıl olmuş durumda. Ve burada da zirvenin üzerine çıkmış durumda. Ve şunu çok ben rahatsız oldum aslında bu grafiklerden. Sürekli olarak bu artış devam ediyor, devam ediyor. Ve
acayip pompalanıyor Amerika'da hisse senetleri. Yani düzeltme gelmiyor evet, anlamlı. Düzeltme çok parabolik bir trend haline evet. gelmeye başladı. Yani bu tehlikeli aslında. Yani bu kredili işlemlerin yüksekliği evet. bir tehlike Şimdi oluşturuyor. Şimdi bir grafik daha göstereceğim sana. bu bizim için yabancı takas oranı. Yabancı takas oranı bunu günlük bazda bakalım. Şimdi dikkat edersen şurada şu bölge yani şurası Ağustos'taki satışlar. Bak Eylül'de alıyorlar buraya kadar. Eylül'ün sonu itibariyle hafif gerileme başlıyor. Abi biz ne kadar 85-86 dersek diyelim almıyorlar işte. Yabancı takas oranı bir türlü artmamış burada. Evet. Ve dipsten de çıkış oldu Türkiye'den. Evet. Yani devlet iş borçlanma senetlerinden de çıkış oldu. Ve hisse senetlerinde Eylül ayında almışlar. Tamam onu gördük biz şeyden Ekim'de rakamlardan. Ekim'de bir miktar alım oldu. Ekim'in ilk haftası Maliye olmuş. Bakanı... Yok ilk haftası olmuş. O veriler gelmedi daha. Geri satılmış onlar. Yani ben o yüzden 80.500'ü artık çok riskli buluyorum. Yani 80.500'ün geçilmesi çok zor geliyor bana. Kısa vade adına. Niye yani. Biliyor musun? Bak şimdi. Grafiği alabiliriz arkadaşlar. Dünkü satışta gördük. 80.500 niye zor biliyor musun? Bir anda artık Fed'in tahvil alımını azaltacağı Mart'a ertelenmemiş miydi? Yani şu düne kadar. Öyle değil mi? Hatta. O zaman biz neyi fiyatladık? 80.500 geçilmeliydi o zaman. Ya 85.000'e gideceksen tam Mart'a kadar bence şey olmayacak. Geçilmeliydi yani. Bırakın Mart'ı sene sonuna zaten kadar rahatsız. Zaten hani dün ben sabah yazdım yorumlarda. En azından 2 ay rahatsız. Yani. Hareket noktam oydu. Ya dedim yani Fed şimdi yarın şey açıklayacak. Tamam tahvil azaltımını başlatmayacak ama millet de orada bunu açıklasın öyle satayım diye bekleyecek. Ya millet önce satarsa yani onu beklemeden. Ve nitekim dün öğleden sonra öyle oldu. Yani o bir olasılıktı. Hani o yüzden de kimseye dedim aman ha alımdan uzak durun bir miktar satış yapın. Hatta biz bu paramı ne yapayım .com'da yatırım danışmanlığı birinde bütün aldırdığımız hisseleri dün sabah açılır açılmaz zaten satın dedik. Çünkü ondan sonra gidecek kısmı Mart fiyatı beklenirken yani 80.500'ü kıracaktıysa kırmalıydı yani. Dün sabah açılıyor 80.000'e doğru geliyor 80.500'e geliyor. Orada zaten yorulma yani teknik göstergeler nasıl yoruldu orada? Yani onu bir istersen gösterelim. Özellikle evet. saatlik tarafta yani evet, günlükte olmasa da. Evet saatlik grafiklerde ciddi yorulma şeyler çıktı ortaya. Mesela burada bu KJ'yi de alalım arkadaşlar. Her ne kadar günlük bakıyor olsak evet. da. Bak şimdi burada yükseliş devam ediyor. Şurası zirveydi. Yani bu TK göstergesi benim bu 7 tane göstergeden oluşuyor. Burası zirveydi. Dedim ki. Ha burası zirve ise mutlaka endeks daha da yukarılara gidecektir. En azından 80.500. Bak şimdi endeks yukarı gidiyor, yeni zirve daha aşağıda. Endeks daha da yukarı gidiyor, yeni zirve daha da aşağıda. Yani yeni zirveler oluşamadı. Çok yorulmuştu endeks. Zaten bir kar realizasyonu bekleniyordu. Şimdi soru şu, sana soracağım soru şu. Bu 78.000 ile 76.000 aralığında bir boşluk var. Şu boşluk. Bu geri çekilmeden sonra, bugün demiyorum ama önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde sen ne bekliyorsun? Ben bu boşluğun doldurulabileceğini bu yüzden yatırımcının alım için bir süre daha beklemesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Eğer bu iki işlem günü içerisinde ve pazartesi gününe devirde, yani haftalık kapanış ve pazartesi günü işlemlerde endeks kendini tekrar 79.500'lerinde kuvvetlendirip 80.500'ü bir kez daha deneyemiyorsa... Evet. Dediğiniz gibi o boşluğun kapanma ihtimali evet. ondan sonra tekrar yukarı gidebiliyor muyuz evet. Düşünme. Net olarak katılıyorum. Zaten benim için de çok net rakam şu. 63.93 daha önce de konuştuk 30.000 puan. Kabaca %50 düzeltme seviyesi 15.000 puan. Koyduğunuz zaman 78.000'ler zaten bir kere üzerinde kalmak lazım. Birinci etapta. Hı. 78 bu satışta. Evet. Yani şu 3 gün içerisinde. Orada evet. bir denge bulamıyorsak, orada denge buluyorsak bir moraldir. Evet. Bir motivasyondur. S&P dönerse biz de döneriz. Evet. Ama dönemiyorsak işte o boşluğun kapanması adına 76.000'lere kadar, 76.000-77.700 o boşluk dediğimiz yer oranın içine girer. Orada bir denge ararız. 76.000'i de bütün pozisyonlar için bir stop loss olarak kullanmakta tabii. fayda görmekteyim ben tabii, açıkçası. Yani stop yapmak oranın için... altında yer aramak. Biraz sihirbazlık noktasına girer. Çok yer var çünkü. Hangisi evet. tutacak?
zor olur ama ilk etapta 78.000-78.500 o %50'nin düzeltme seviyesi. Ya ben şey tutundu, tutunmadı 76.000-77.700. Buralarda tutunmalı bu endeks. Ya da bu 3 günü içerisinde 78.000'de tutunup 80.500'ü bir kez daha denemeli. Denemeli veya geçmeli. Zaman analizi yani. Anlamında evet, da. Ve geçmeli. Bu olmuyorsa dikkat. Yani bu olmuyorsa 76 bin. Bir de dolar TL'ye dikkat. Bugün 1.99 üzerinde evet, bir taşma var. Evet. Dolar TL'de 2.01 2.03. Ben daha yüksek bekliyorum Cüneyt. Geçilmemeli. 2.01 geçilecek bana göre. Yani önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde dolar TL'de ben 2.05'e kadar bir yükseliş bekliyorum. Sebebi de şu. Bütün olumlu gelişmelere, dünyada bütün diğer gelişmekte olan kırılgan ülkeler denilen ülkelerin paraları dolara karşı ciddi değer kazanmasına rağmen biz o aşamada en kötülerden biri olduk. Ve burada sıkıntı şu, şu an piyasada şeye inanmamış durumda. Yani o 1.92'ye düşeceğini vesaire inanmamış durumda. Ben o yüzden orada bir not... Ya şu 1-2 hafta yatırımcı dikkat etsin. Dikkat yani edecek, dolarda kesinlikle. Bence şey yapsın. Kesinlikle. Dolarda bir volatilite olabilir. Kabul ediyorum. Orada size görüşünüze ek olarak hocam şunu söyleyeyim. 1.80'i pivot kabul ediyorduk hatırlarsınız daha önce. Evet. Alt üstü diyorduk. 1.80'den 2.10 hareket gelişleri çok net olarak. 30 birim diyelim. Evet. Bunun da %50 düzeltmesi seviyesi yani 30 birimin 15 birime gelir. O da 1.95'ler onun için önemli. Evet. 1.95'in altına inmeliydik. Hı hı. İnmedik 1.96 küsürlerden geri döndük. 1.93'e kadar iniş bekliyordum aslında. Ya 1.90-95 bandı hani içine gelmeliydik. Sonra Cüneyt, bu Fed'in hani Mart'a kaldığı işi vardı ya. Dedim ki bu beklentilerle, bu ralliyle, Türkiye'ye giren parayla biz 93'lere ineriz. Fakat şu son bir haftadır bir türlü inemiyoruz. Araya da tatiller girdi gerçi. Ama bundan sonra baktığımda normal inmesi gereken gün pek inemiyordu. Yani çok daha kötü. Yani hala inme şansı var. İşlemlere göre orada pariteye bakacağız. Dolar endeksine bakacağız. Yani orada kar realizasyonu derinleşiyor mu, derinleşmiyor mu? Dolarizasyon artıyor mu, artmıyor mu? Bizim için de önemli olacak. Bütün evet. Para birimleri gibi. Ama açıkçası 1.95'in altına geçemedik. Evet. 90-95 bandı içine giremedik. Bu önemliydi. Evet. Şimdi 2.01-2.03 benim için kritik. 2.05'e kadar da gidebilir ama oranın üzerine geçiyorsa bir miktar dikkat edilmeli. Dolarizasyonun evet. Arttığı, yurt dışında düzeltmenin arttığı anlamına gelir. En evet. Azından 2.01'ler, 2.03'ler maksimum geçilmemeli. Geçilirse dikkat etmek lazım. Kesinlikle aynı şekilde düşünüyorum. Cüneyt, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Tabii ki hocam. Kısa bir aradan sonra sevgili seyirciler, az önce size anons ettiğim gibi İnegöl Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş'la birlikte olacağız. Kısa bir aradan sonra. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Sevgili seyirciler, evet teknik bir sıkıntı oldu ve ana kumandada bir teknik sıkıntı oldu. Bu yüzden mecburen yayını ara vermek zorunda kaldık. Fakat hala bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Daha önce de söylediğim gibi İnegöl Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş bizlerle birlikte ve finansı şöyle sağ tarafıma bırakıyorum Cüneyt Baksoy'a. Bu sefer reel ekonomiye bakacağız. Ali Nur Bey, özellikle bu fuar çok önemli bir fuar. Büyük hazırlıklar yapıldı. Bu önemin neden bu kadar önemli? Bunu bir anlatabilir misiniz? Ayrıca İnegöl inanılmaz bir yer. Yani hakikaten mobilyada artık dünya liderliğine mi oynuyor? Gerçekten muazzam orada firmalar çıkıyor. Daha önce de bir firma bizim programımıza katılmıştı. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm izleyenlere saygılar sunuyorum. İfade ettiğiniz gibi İnegöl şehrimiz tabii sadece mobilyasıyla değil, köftesiyle, evet. Kaplıcasıyla, oylat kaplıcalarıyla, beraberinde tarımıyla, ay çekirdeğiyle çok meşhur ama mobilya bizim özellikle önemli kalemimiz ve katma değeri yüksek mobilya bir kalemimiz. Mobilyanın ham maddesi de İnegöl'den mi? Tabii. Aslında avantajlardan bir tanesi de bu. Hı. İnegöl'de mobilya ile alakalı malzemelerin yani suntasının, kaplamasının, boyasının, camının, onun aksesuarlarının, efendime söyleyeyim, süngerinin de üretildiği bir yer. Dolayısıyla bu oturma evet. Grubu, yatak odası veya yemek odası. Tabii hocam 100 küsür yıllık bir tecrübe söz konusu. Artık 3. kuşak bütün dünyayı geziyor. Mobilya ile alakalı gereklilikleri yerine getiriyor. Tasarım odaklı çalışıyor ve nihayetinde de bu başarı ortaya çıkıyor. Ama burada şehrin tabii bir kenetlenmesinin de neticesi olarak düşünebiliriz bunu. Beraberinde Türkiye'de bir ilk daha yaşandı İnegöl'de 2006 senesinden itibaren. Öncülüğümüzde mobilya ihtisas organize sanayi bölgesi kurduk.
Yani Türkiye'de farklı organize sanayi bölgelerinde mobilya fabrikaları var ama mobilyaya dair tek organize sanayi bölgesi yok. Bu İnegöl'de gerçekleşti. Bizim 97 fabrikanın teşekkül ettiği, içinde mobilya fabrikalarının da olduğu bir organize sanayimiz var ama şimdi bizim ikinci bir organize sanayimiz var. Hiçbir kredi kullanmadan tamamen mobilyacının kendi öz kaynaklarıyla mobilya organize sanayi bölgesi hayat buldu ve şimdi orada sadece mobilya konuşuluyor. Ne kadar bir istihdam var burada? Şimdi hocam İnegöl'de sadece mobilya ile alakalı istihdam 35 bin. Evet. Nüfusu ne kadar İnegöl'ün? İnegöl'ün 178 bin merkez nüfusu var. 4 belde ve 91 köyüyle 230 bin nüfusu var. Evet. Tabii mobilya hala... İnanılmaz yani. Tabii tabii. Evet. Teknolojik imkanların çok ciddi artmış olmasına rağmen mobilya istihdam dostu bir sektör. Evet. Yani suntanın kesiminden, delinmesinden, ebatlanmasından, efendime söyleyeyim, montajına, ambalajına varana, sevkiyatına varana kadar tamamen insan yardımıyla, yani makine yardımı kullanıldığı gibi hala insan gücü kullanarak istihdam edilen bir sektör. Dolayısıyla mobilyanın bu manada ciddi bir istihdam dostu olduğunu ve bu manada da önemli bir Türkiye ekonomisi için aslında aracılık edebileceğini burada ifade etmek istiyorum. Peki bu fuarın fuara kimler katılıyor? Yani normal biz eskiden İzmir fuarına giderdik, çok zevk alırdık çünkü oyuncaklara binerdik. Fuar deyince aklımıza o gelir ama bu fuara dünyadan katılım nasıl? Nasıl bir hocam 1975 yılında bir kez düzenlenmiş bir fuar. Sonra tekrar 85 yılında bir kez daha. Bu fuarın aslında 15-16 yıllık bir hikayesi var. Dönemimizde de 2005 senesinden itibaren şirketleşti. 27 bin metrekare fuar alanımız var. Türkiye'nin ikinci büyük fuar alanı bu. Bu inanılmaz. Sabit alanlı. Evet. Ve burası bir ilçe ifade ettiğiniz gibi. Ama bu şehir mobilyayla yatıyor. Mobilyayla kalkıyor ve mobilya konuşuyor. İfade ettiğim gibi 100 yıl önce, yani Cumhuriyet'in ilk yılların öncesinde 1900'lü yılların başında İnegöl, işte o ekmek dolapları dediğimiz tel dolaplar, tahta sandalyeler, takunyalar, o günkü en önemli ulaşım aracı olan at arabası tekerlekleri üretirken bugün fabrikalarda her tür modern, klasik yatak ve yemek odaları üretiyoruz. Dolayısıyla da fuar tabii giderek uzmanlaşıyor. Peki İnegöl'ün ihracatı ne kadar? Bir hocam, ilçenin ihracatı tabii olarak. Belki işte de... bu ifade ettiğim yatırımları yaptığınızda ve bütün dünyayı dolaştığınızda otomatikman ihracatla alakalı rakamların yükseldiğini de görüyoruz. 2004 senesinde 20 milyon dolar ihracat yapan, mobilya ihracatı yapan İnegöl, bu sene, geçen sene özür diliyorum, 2012'de 260 milyon dolar ihracat yaptı. Ama biz bununla asla yetinmeyeceğiz. Çünkü hedeflerimiz var bununla alakalı ve bizim 5-6 yıllık dilim içerisinde, yani 2019-2020 yılına kadar, 2023 hedeflerine daha varmadan 1 milyar dolarlık mobilya ihracat hedefimiz var. Çin'in ihracatı 34 milyar dolar hocam. Biz mobilya. Evet, mobilya ile alakalı. Biz 1.8 milyar dolar ihracat yaptık ülke olarak geçen sene. Ki biz bunun %15'lik payını alıyoruz İnegöl olarak. Ama İnegöl'ün trendi giderek bu oran içerisinde, bu pay içerisinde yükseliyor. Her sene ihracatımız %50 civarında çıkıyor. Ama toplam ihracatımız şehir olarak 777 milyon dolar. Toplam ihracatı ithalattan fazla olan da bir ülkeyiz. Onu da özellikle ifade etmek istiyorum. Şehiriz pardon, özür diliyorum. Toplam dış ticaret hacmimizde 1 milyar 100 milyon dolar hocam. İller sıralandığında 19. sırada. Ya bu gerçekten önemli bir başarı. Hakikaten siz ne kadar süredir İnegöl'de belediye başkanı? 9,5 yıldır belediye başkanıyım hocam. Aynı zamanda ben fuar şirketinin de yönetim kurulu başkanıyım. Kendim de mobilya kökenliyim, onu da söyleyeyim. Üst düzey bir firmanın mobilya pazarlama müdürlüğünden geliyorum. Kendim mobilya işi yaptım. Tabii tecrübelerimizi ekibimizle beraber, arkadaşlarımızla beraber, ama şehirdeki inanmışlığı da, bu konudaki birlik ve beraberliği de, ki çok değerli hocamın da iştirakleriyle önümüzdeki hafta... Cüneyt Bey, evet, siz orada ne konuşacaksınız? Siz de İnegöl'e gidiyorsunuz. Genel makroekonomi, dünyadaki gelişmeler vesaire. Vallahi, mi? Tabii ki dünyadaki gelişmelerin Türkiye'ye yansımalarını anlatırken Sayın Başkanımı da dinleyip İnegöl'ün gerçekten çarpıcı gelişmesini de izledim. Yani evet. Gururla da izledim. Özellikle ihtisaslaşma noktasında çok önemli adımlar atılmış İnegöl'de. Evet. Herhalde biz reel sektöre, Türkiye ekonomisine, dünya ekonomisindeki etkilerini anlatırken İnegöl'ün o çıkışından da bahsedeceğiz. Evet. Çarpıcı olarak biz de öğreneceğiz. Sayın yani. Başkan, özellikle ben bu fuarlar, hani fuarlar dışarıdan sıradan bir insan olarak baktım da ya çok da işe yarıyor mu derim hep. Ya gerçekten bir işe yarıyor mu derim ama iş adamlarından duyduğum kadarıyla yani fuarlara inanılmaz önem veriyorlar. Bu fuar sonrasında yani hedefiniz ne? Yani bu fuar öncesinde neredesiniz ve fuardan sonra hedefiniz nedir? Evet. Ne bekliyorsunuz?
Hocam şimdi 4-9 Kasım tarihleri arasında bir kez daha onu ifade edeyim. Ya insanlar 4 Kasım, da İnegöl'e gelip gezebilir tabii, değil mi? Tabii. Evet. Bakın hocam biz Expo'ya, bizim iki fuarımız var Nisan ayında. Bu biraz daha iç piyasa ağırlıklı. Expo'da ise biraz daha dış ticaret ağırlıklı çalışan firmalarımız var. Ama İnegöl'ün şöyle bir avantajı var. Her ne kadar fuar alanımızda 145 firma ve 27 bin metrekarelik bir alan gözükse de İnegöl 2 milyon metrekarelik bir üretim sahası. Ve yaklaşık 2000 civarında irili ufaklı firma var. Yani İnegöl şehrine gelip farklı farklı mobilya firmalarını görmek de mümkün. Ama fuarda en son trendler, en son tasarımlar, en fonksiyonel mobilyalar teşhir ediliyor. Tabii bu fuar Expo fuarı. Yurt dışına yönelik bizim yaklaşık hemen Nisan fuarından sonra 6-7 aylık bir çalışmamız söz konusu. Bununla alakalı pazarlama faaliyetleri yapıyoruz. Reklam ve tanıtım